Geçen yıl depremler nedeniyle ertelenen 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı. Foruma 4.000 kişi katılıyor. Forumun açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki zulmü aldı gündemine. Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız diye konuştu. Liderler Antalya Diplomasi Forumu'nda buluştu. Antalya Diplomasi Forumu'nun üçüncüsü geçen yıl yapılacaktı. Ancak 6 Şubat depremleri sonrası forum ertelendi. 3. Antalya Diplomasi Forumu 4.000 kişinin katılımıyla başladı. Forumun bu yılki teması krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan forumda katılımcılara hitap etti. Terör ve düzensiz göç meselesine değindi. DAEŞ ile göğüs göğüse mücadele eden yegane NATO ülkesiyiz diye konuştu. Türkiye gerek coğrafi konumu, gerek beşeri ve kültürel bağları, gerekse beynelmilel ilişkileri itibariyle krizlerden en çok etkilenen ülkelerden biridir. Örneğin pek çok ülkenin son 5-10 yılda yüzleştiği terör tehdidiyle biz tam 40 yıldır mücadele ediyoruz. DAEŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele edip bu örgütü bozguna uğratan yegane NATO müttefikiyiz. Düzensiz göç meselesinde 12 yıldır zaten ciddi baskı altındayız. Çatışmalardan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçan yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan dramı bir kez daha aldı gündemine. Gazze'de yaşananlar bir soykırım girişimidir, dedi. Kural temelli uluslararası düzenin iflas bayrağını asıl çektiği yer Gazze olmuştur. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir. Bir soykırım girişimidir. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir ahlakı, adabı ve hukuku vardır. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırımı önlemesi yönünde aldığı ihtiyati tedbir kararı apaçık ortadayken Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikalarını dün olduğu gibi pervasızca sürdürebiliyor. İsrail'e ilk günden beri koşulsuz destek veren batılı güçler ise tazıya tut, tavşana kaç diyen ikiyüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan garantörlük çağrısını yineledi. Uluslararası toplum Filistin halkına olan borcunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir. Bu maksatla garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazır olduğumuzu belirttik. Gelecekte de Filistinli kardeşlerimize gereken desteği verecek, Gazze'nin yeniden toparlanmasına da elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Buradan bir kez daha uluslararası toplumu Gazze'ye ve Filistin davasına samimiyetle sahip çıkmaya davet ediyorum.